Arkadaşlar, Orhan abimizin teknisi geldi ve montajını yaptık. Burada görmüş olduğunuz Terrova, Minkota Terrova en son sistem. Şanzıman hariç en full modeli montajlandı. 24-36 volt 110 libreye kadar güç üretiyor. Görmüş olduğunuz bu ayna ise 165 TTM54 modeli. Bu ayna balık meralarının yerini tespit etmek için kullanılan farklı bir ayna. Özelliğini detayda aktaracağım size. Burada gördüğünüz B175M 1 kW gücünde, 1 kW gücünde 400-500 metreye kadar balık avlamaya yarayan modelimiz. Gördüğünüz gibi burada Minkota Terrova'nın en son serisi bize geldiğinde henüz Türkiye'ye ulaşmamıştı. Bu ürünler gayet başarılı bir operasyonla onu da müşterimizin hizmetine sunduk. Şimdi tekneye çıktığımızda konsolda TZT12 ekran bizi karşılayacak. Şu anda montajını yapmadık daha. Krom ayaklar sabitledik ve krom ayaklarla ekranın yerinden ayrılmasını kesin olarak önlemeye çalıştık. Konsolun hemen altında 2 adet MPPT görülüyor. Bu 2 adet MPPT yukarıdaki 2 ayrı güneş pilinden destek alarak aküleri beslemeye yarar. Tesisat tamamen birbirinden ayrıdır. Gördüğünüz gibi 2 ayrı şey var, güneş paneli var. Burada görmüş olduğunuz SCX20 Furno'nun GPS kompası. GPS kompas balık meralarının yerini tam ve eksiksiz olarak belirlemeye ve aynı yere tekrar gitmeye yarar. Buradaki MPPT'lerden 2 ayrı, gördüğünüz gibi burada bir grup akümüz var. Şimdi diğer MPPT, oradan da diğer grup akülerimize gidiyor. Gördüğünüz gibi bu aküler Minkota için, karşı taraftaki akülerde navigasyon sistemi ve cihazlar için ayırdık. DFF3D modülümüzü görüyorsunuz. Elektrik tesisatımız burada mevcut. DFF3D modülümüz dünyayı çıplak gözle nasıl görüyorsak, deniz altında balıkları da aynı şekilde 3 boyutlu görebilmemizi, deniz altındaki yapıları 3 boyutlu seyredebilmemize olanak sağlayan bir model. Muazzam bir ürün. Bunu da videolarını çekip sizlere paylaşacağız. Burada NME hatlarımız var. NME hatlarımız cihazların birbiri arasında haberleşmesini sağlar. Görmüş olduğunuz MPPT'lerden de tesisatlar tamamen birbirinden ayrıldığı için herhangi bir parazit ne motordan Minkota'ya, ne Minkota'dan cihazlara ya da motordan cihazlara parazit oluşmasını tamamen bu şekilde engellemiş oluyoruz.